HDI Sigorta sunar. Evet gerçekten izlemesi zevkli bir Galatasaray. İlk 45 dakika performansı. Ben Uğur Karakullukçu kardeşimiz Eva Karakullukçu. Dünya Evi'ne girdiler. Tekrar sonsuz mutluluklar diliyorum. Orada olduğumuz için muhammetler için bu sabah izledim. Rahat rahat arkama yaslandım. Galatasaray ile olsaydım dedim. ilk yerdeki Galatasaray vay be işte falan. Topun akması, oyundaki dinamizm, iki tane genç oyuncu ama yetenekli oyuncu geliştirmesi gereken özellikleri var. Özellikle mesela Kerem Aktürkoğlu'nun Van Aanholt'la beraber oynarken biraz daha biraz daha takım savunmasına katkı verme konusunda çalışması gerekiyor. İlerleyen dakikada konuşacağız ama ilk yarıda gerçekten çok son derece akıcı Morusan yeteneklerini gösterdi. Neden? Her scout 5 yıldır bana Doğu Avrupa'da yok mu oğlum yetenekli oyuncu? Şöyle uygun fiyata Yok mudur bu Doğu Avrupa kardeşim Hacı'nın, Prosun Eçkin'in işte şeyin memleketi Macar on numaralar vardır. Nerede bunlar kardeşim? Soboslay falan hep başkası alıyor. Der ki hep abi Morutan var. Morutan var. Morutan var. Morut sanmış. Ee, doğru doğru telaffuzu da. Sabah Serkan Yetkin Cem Dizdar programında öğrendim. Morut son, hakikaten çok yetenekli bir oyuncu topla. Belki ilerleyen dönemde Fatih Hoca orta üçlüyü daha dirençli hale getirmek için bir Fernando, bir Melo yani en serti ya da derin oyun kurucusu ya da bir seri bir oraya başka oyuncu bulup ya da Gesson geri gelip belki Morussan'ı ileri üçlünün bir parçası sağ ya da sol kanatta oyun kurucu içerik kat ederek Gezal'ı kullandığı gibi. Sen dedin ya Fatih Hoca ben Gezal olmasa eğer Mezal istiyorum demiş. Hani onun gibi oynayabilecek oyuncu. Ona da yatkın mıdır Morussan göreceğiz ama yetenekleri tartışılmaz. Özellikle belli. Çikaldao'nun golündeki asistinin hastası oldum. O kadar dar alanda direkt dibindeki rakip oyuncuyu görüp offside de yok. Altı pasa salayım. Kesin gol asistle başlıyorum. Zaten asist canavarı bir arkadaş. Yani bütün Romanya ligini izleyen değerli arkadaşlar söylüyor. Ben bir tek Avrupa konuda arada gördüğüm için çok hakim değilim ama hep önerilen bir Fikirlerine güvendiğim kişiler. Galatasaray'ın ilk yarıdaki özellikle ofansif performansı çok etkileyici ama 45 artıdaki Van Aanholt pozisyonu resmen bir dakika beyler. Bu Galatasaray çok iyi oynuyor ama, beyler hanımlar. Bu Galatasaray çok iyi oynuyor ama bir sorun var. Tamam bana an oldu. Orada fazla kastı pozisyonu diyelim. İyi de abi arkada sol açık kademesine girer. E bilemedin sol iç, e bilemedin sol bek. Orada metrelerce boşlukta öyle işte E5'te paralı yolda. Boş oluyor ya paralı olduğundan dolayı, pahalı olduğundan dolayı. Orada araba sürüyormuş gibi geldi Kasımpaşa ve devrenin sonunda birden 2-1 oldu maç. Yani şimdi bu açıdan da bir şey yapması gerekiyor Galatasaray'ın. Yani Sasha Boy gerçekten çok iyi sabek. Van Arnold, ofansif açıdan çok iyi bir oyuncu ama bak milli takımda da 3-5-2'de sol kanat beki olarak oynatıldığını, savunmasında hucumuna göre eksikler olduğunu, bu yüzden Premier Lig'de Crystal Palace'tan daha iyisine gidebilecek hucum özelliklerine, ofansif özelliklere sahipken defansif defolur yüzünden gidemediğini unutmayalım. Çünkü önünde oynayan Kerem Aktürkoğlu, daha sonra sağ kanada geçti ama hani sol önünde başladı. Abi zaten forvet oyuncusu kontenjanından oynuyor. Hani orta sahanın solu oynamıyor. Oraya Fatih Hoca'nın acaba merkezli mi güçlendirmesi gerek? Zaten son yediği golle sana pası atıyorum. Çünkü orada Muslara bence hatalı tercihi yapan. Program başında söylediğim gibi alt ay değerlendirmesi yaparken. Ya Muslara kendi kariyerindeki formsuz bir dönemde Galatasaray kariyer ortalamasının gerisinde ama bu bir Muslera'nın hatası ise iki de Fatih Hoca'nın. Yani hocam Getson Fernandes yokken hala Getson Fernandes varmış. Ya da Fernando vardı ya o da oralarda çok iyi çıkıyor. Sırtı dönük. Tabii ki Taylan'ın da hatası ama Tayland'dan Fernando'nun veya Geson Fernandes'in yaptığını istemek de çok doğru bir karar değil. Artı illa sürekli yerden kısa çıkmak mı gerekiyor hocam? Yani Fatih Hoca çok tecrübeli birisi. Bazı maçlarda A planından vazgeçip beyler çıkmıyor top oradan riske girmeyelim. Skoru koruyalım. Skoru arttırılmaya çalışalım arttıramıyorsak koruyalım demesi gerekirdi diye düşünüp öyle sana paslıyorum. Şimdi öncelikle Galatasaray'ın bir stratejisi var. Stratejisine biz genç oyuncuları alalım. Bunları alırken gerekirse bonservis bedeli verelim. Ama e, maaş bütçelerini düşük tutalım. Böylelikle hem maaş bütçemizi 30-35 milyon euro seviyelerine düşürürüz, toplam maaş bütçemizi hem de bu oyuncular yarın öbür gün satılmaya kalktıklarında Avrupalı'nın ilk baktığı yer maaş Avrupalı için 6 milyon eurolar 7 milyon eurolar leblebi çekirdek parası hiç olması zarar etmeden bu parayla alırız. Bu parayı satarız. Strateji bu. Bu ekonomik bandı işin. Dolayısıyla da Falcao gibi Babel gibi Feguly gibi yüksek maliyetli oyunculardan da çıkalım. Üstelik bunların yaşı da geçti. İki, bu stratejinin ekonomik ayağı. Stratejinin sportif ayağı da şu. Bunu Galatasaraylılar iyi dinlesin. Fatih Terim diyor ki, bu takım 3 yıl içinde fazla oyuncu kaybetmeden, fazla oyuncu kaybetmeden, birlikte oynama alışkanlıklarını elde ederlerse, 20 yaşında işte Morutan, filan. Bu takım 3 yıl sonra çok büyük başarılara imza atacak bir 11'in nüvesi olur. Bu çok büyük başarının Avrupa olduğunu herkes herhalde anladı. Yani biz 2 yılın sonunda Stoper'den birinin Nelson, orta saha oyuncularının o, Berkan, Morusan, Kerem, Barış ve hatta ve hatta iki yılın sonunda Tayland'a çok yaşlı olmuyor olan bir takım olduğunu düşünürsek işte Boey filan 7-8 tane oyuncusu hazır geri kalan oyuncusu da 1 iki kat, kat ha, kalite takviyesiyle belli bir seviyeye ulaşmış Avrupa'da yeniden önemli başarıları elde edecek bir takım haline geliriz. Bu teorik stratejidir. Bu yatırımın temeli budur. Hocanın 3 sene istemesinin sebebi de budur. Ben 3. yılda bu oyuncularla çok daha başarılı bir Galatasaray olacağım. Şimdi bu doğrudur bu strateji. Ancak bu tip genç oyuncuları alıyorsan bir kere genç veya yaşlı diye bir şey yok iyi veya kötü oyuncu var. Kaliteli veya kalitesiz oyuncu var. Şimdi bunların kalitesi konusunda benim çeşitli soru işaretlerim var. Şimdi bunlar iyi oyuncular. Çikaldao da, Morusan da, Nelson da iyi oyuncular. Ama mesela ben Saşa Boye'yi dışında Galatasaray'ın oyuncusudur diyemedim daha şu zamana kadar. İyi futbolcular ayrı. Bunlar Galatasaray kalibresindeki takımları buradan alıp buraya götürecek ayrı. Ha bana şunu diyorlarsa henüz öyle değiller. Ama gelişmeye açıklar. Ben iki yıl sonra bu oyuncuları buradan şuraya götüreceğim diyorlarsa kabul. Vitor Pereira da olsa bu kadro. Bir hayal edelim. Kadroyu Vitor Pereira'ya verdik. Bize ne gösterdi Vitor Hoca? Ben 6'lık oyuncuyu 8'lik yaparım. Eğer şimdi Çikal Dağı'yı şimdiki halinden iki tık daha yükseğe atırabiliyorsak iki yıl sonra, bir yıl sonra. Moruton'u şimdiki halinden biraz daha skorer bir hale getiriyorsak. Nelson'u şimdiki halinden iki tık daha yükseğe atabiliyorsak. O zaman bu strateji oturur ve doğrudur. Bunu yapıp yapamayacağına bakacağız ilerleyen dönemlerde. Ben henüz Galatasaray'ı buradan alıp buraya götürecek oyuncuk e, klasında olduklarını düşünmüyorum. Bu isimle Saşa Boya dışında. Mesela sen şöyle Taşo, diyorsun. Pardon, pardon. Tamamdır. Mesela Adrian Ilya gelir gelmez. Yaşı da daha gençti. O Valencialara falan gidiyor ya sonra. Hani hem Galatasaray'ı bir üst seviyeye çıkaracak oyuncu. Galatasaray'ın ideal oyuncusu. Hem de ileride iyi paraya satabileceğin Yani ikisi birden doğru. Bunu mu? Tabii şimdi Bunu öyle de bir oyuncu bulmanın da maliyeti var. Yani o da olmayabilir. Şimdi ben bu oyuncuları aldım ve geliştireceğim bir şeydir. Bir stratejidir. Peki bu oyuncular geliştiklerinde Galatasaray'ı bir yerden bir yere götürecek kabiliyete ulaşacaklar mı? Şu an için bunun soru işareti yani daha bilmiyoruz. Daha bilmiyoruz. Şimdi ben Ama de Bu şöyle kadro bu kadroya lazım olan gelen oyuncu Getson'dan ziyade bence Seri gibi bir oyuncu yani topu alıp dönüp oyunu ha. kırabilecek oyuncu. Şimdi o konuya gelelim şimdi. Madem madem böyle çıkaldı o Morutsan Taylan yerine mi o birini? Evet, şu var. Yani ee, Berkan'la Seri oynadı diyelim. Bir de şu noktada öyle Berkan önemli. Seri, Taylan Seri. Geriden geriden top çıkarma meselesinde Galatasaray yani şimdi tabii çok yanlış bir şey yaptı. Cezası falan onlar ayrı ama marka oyu da çok arıyor. Bu geriden Kesin. top çıkarma oyunu Kesin. İlla ayak çıkma, ayakla çıkma işin profesörü marka oydu. Marko çünkü bek oyuncusu gibi bazen Zaten bu saydığım saydığım 3 yıllık strateji de Marko'da vardı kafada. Ha. Marko o daha 24 onun, yaşında, 25 yaşında oyuncu. Şimdi yani, yaptığı O da 3 yıl sonra zaten, oturacaktı. Luyendama'nın yapmasına imkan yok. Luyendama'nı istemek de saçmalık olur gerçekten. Tabii. Hele tabii. geçirdiği sakatlıktan sonra insafsızlık da olur. Nelson bu tip oyuncu mu? Nelson Luyendama'ya göre i̇yi. o konuda daha iyi bariz. Ama yine de Markov başka. Yani Markov açıdan başka bir oyuncu. Markov açıdan çok başka bir oyuncu. E, o zaman Markov yokken, Getson gelmemişken ya da Serri tipi oyuncu yokken Galatasaray'ın Belli dakikalarda yapsın ama bütün maç bunu yapmaması gerekiyor. Bu yediği kaçıncı gol ya da verdiği kaçıncı pozisyon. Tabii. Ya bu Avrupa ama Kursu işte maçlarında orta da sağdan çok daha da çıkamıyor. Veriyorsun. Arta sahadan çıkamıyor. Berkan da Tayland'a topla dönebilen oyuncu tamam. değil. İşte sezon başladı. Daha sezonun ilk maçı, PSV maçı hemen başında Muslera. Tamam abi Muslera hata yapıyor. Formsuz fan, kaleci antrenörü performansı katkısı tartışılır. Muslera'nın bireysel performansı tartışılır. Fatih Hoca'nın işte niye o hazırlanmıyor falan da abi daha bir dakika bir verdin adama. Da birinci birinci dakikada mı verdin? Abi anladım da şunu anlatmaya çalışıyorum. Toplu alıp dönebilecek oyuncuya ihtiyacı var ya. malzeme ben de onu söylüyorum bir, babacığım. Malzeme bir tek, bir tek, olmadan o bir tek, bir tek oynanmaz. bu değil. Galatasaray Jean Michael Seri'yi alsa bile alsa bile o, Morutan, Nelson gibi hatta ve hatta Barış Alper ve dahi ve dahi Kerem Aktürkoğlu. Yani bu oyuncuların üzerinden bir sistem kurup bunların gelişmesini beklemek zorunda Galatasaray bir de söyleyeyim Kerem olduğunda birazcık havalanma gördüm. Ya havalanma değil de oyun içinde yani Kerem Aktürkoğlu'nu biliyorsun. Geçen yani sene geldiği zaman da çok şeyler başarabileceğini söyledim ha. Şimdi ha, oldum ona havasını geleceğim. gördüm. Olmadı olmadı daha. Daha tamamlanmadı. Olmadın, yani, olmadın. Bir. Ben en çok bu konuda hiç hiçbiri bozulmaz. Ailesi de bozulmaz. Oğlan da bozulmaz. Yani Kerem de bozulacağını Çünkü ilk geldi ben dedim ki Kerem olduğunu aldıysam böyle Arda'yı almaya ne gerek var dedim. Tabii. Hatırlıyorsun değil mi? Baktınız bana şu uzaylı gibi. Yok abi dedim hakikaten solun o çocuğun olur yani. Babel de teknikli falan ama ol. yaşı ileride Gayet iyi çocuk. Gayet iyi çocuk. Şimdi gelelim ikinci perdeye. Kerem Aktürkoğlu'nun topsuz oyunda ben sol ön oyuncusuyum. Evet. Biz iş, hücum yaparken yüklenirken ben sol forvetim. Top rakibe geçtiği zaman ise ön alanda pres yapıyorsak sol forvetliğe devam yapmıyorsak ben Van Aanholt'un her şekilde kademesinde yer almalıyım. Topu hep ayağıma beklememeliyim. Çünkü futbol maçlarında dünyanın faal son 10 yıldaki en iyi iki oyuncusu, son 10 yıl ortalaması Messi ile Ronaldo, 90 dakikalarda en fazla topla buluştukları maçlarda dahi 5 dakikayı geçmiyor. Geri kalan 85 dakika ne yaptığında çok önemli. O 85 dakika içinde Ronaldo tekrar United'a dönüyor. Yani onu söyleyeyim de bir. O zaman Kerem Aktürkoğlu sürekli sadece hücumda tehdit olmak için sağda sağda kardeşim yer almıyorsun. Aynı zamanda o sen nasıl toplu hücumda özellikle dar alanlarda hızınla aniden içeri çıkardığın toplarla çok etkili oluyorsun. Geri kalan 85'te onu maçta işte 5 dakika toplam sen yaparsın. 85 dakikada ben Van Anoto'ya yaklaşayım da baba. O da ofansif oyuncu. Yaşı da var bana göre. Hani Kerem daha genç. Mesela bunu ilerleyen yıllarda öğrenenler çok gelişti. Hasan Şaş da ilk geldiği zaman hatırla Galatasaray'a. Hatta Fatih Hoca'nın efsane var ya. Adanalı sen al bu topu eve götür. Biz de biraz antrenman yapalım. Sonra takımla beraber oynamayı öğrenince gelirsin. Sonra Milan'a bile gol attı. Bunlara Kerem Aktürkoğlu'nun bunlara da böyle kafa patlatması, oyun repertuarına eklemesi gerekiyor. Topsuz oyunda da toplu oyundaki kadar aktif yer alması gerekiyor. Hayır yaşı da genç. Ne kadar koşarsa o kadar açılır. Yorulmazsın merak etme tam tersi. Tam tersi ya. HDI sigorta sundu. <laughs>